Babam yaklaşık 3 hafta önce yakalandı. 1 hafta kadar evinde tedavi olmaya çalıştı. Daha doğrusu ben o dönemde raporlu olduğum için kendi yanına da gidemedim. En sonunda gerekli ekipmanı alarak, koruyucu malzemeleri alarak bir pazar günü kendini kontrole gittim. Maalesef sıkıntısının çok olduğunu görünce hastaneye alıp getirdik. 4-5 gün kadar serviste yattıktan sonra da yoğun bakıma çekmek durumunda kaldık. O yoğun bakıma yattıktan sonra da ben tekrar görevime döndüm. Bu arada da bir taraftan görevimi yapıp sonra mesai bitiminde de gelip babama eşlik edip ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz evladız, sağlıkçıyız. Bu vazife bize düşüyor. Biz 3 erkek kardeşiz ama sağlıkçı ve doktor olan ben olunca babamıza hizmet edeceğiz. Bu kaçınılmaz. Bütün diğer hastalara da hizmet edeceğiz. Bu bizim vazifemiz. Bu yönleriyle hiçbir şekilde biz gücenmiyoruz. Sıkıntı da çekmiyoruz elhamdülillah. Ama vatandaşın dikkat etmediğine çok üzülüyoruz. Vatandaşa yaptığımız hizmetler yönüyle bizim gerçekten onlara diyecek hiçbir sözümüz yok. Ama dikkatsiz olan insanlara, bu hastalığın yayılmasına bilerek veya bilmeyerek, artık bilemiyorum, bilerek bir insan yapması mümkün değildir ama diğer türlü çok gücümüze gidiyor. İnanın bu hususta biz sağlıkçılar haklarımızı helal etmiyoruz. Yani ihbar eden dikkat bu alıyorum. Bir kamu davası gibi bir şey. Yani sokaktaki bir çocuğu öldüren bir insana siz hakkınızı nasıl helal edersiniz? Dikkatsizlikleri sebebiyle bilerek kasti yapar gibi insanların hayatlarına mal olabiliyorlar. Bunu tekrar tekrar düşünsünler istiyoruz biz sağlıkçılar olarak. Peki hocam, aylardır koronavirüsle siz zaten mücadele ediyorsunuz. Babanızın da böyle bir hastalığa yakalanması nasıl bir hekim olarak bizim elimizden gelen bir yere kadar. Bunu yaparak kısmen vicdanımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama babama söylediğim şey şu. Baba, ben şimdiye kadar yüzlerce korona hastasını takip ettim. Allah'a şükürler olsun. Yüzlerce de tedavi ettiklerimiz oldu. Sen de onlardan birisi olacaksın diyorum. Ama bu babama söylediğim söz. İçimden, yoksa babam da kaybettiklerimizden birisi gibi avucumuzdan kayıp gidecek mi? Ki babam çok dikkatliydi ve sürekli söylediği şey, ya öleceksen de şu koronadan ölmesen. Cenazeme insanlar gelse, insanlar birbirine hastalık bulaştırma gibi bir tehlike içerisine girmese, öldüğü zaman dahi başka insanların kendi sebebiyle hastalığa bulaşmasına endişe eden bir adama hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu bizi yıpratıyor.